Devam edeceğiz biz bunlara hocam. Şimdi biz mesajlarla geçtik, türkülerle geçtik, selamlarla maşallah, geçtik. Maşallah. Daha mesajlar çok da anca bu kadarına yetişebildik inşallah. Kurban olayım, bu kadarı bu da sonu ne kadar bunun? Sonu, da, sonu daha uzuyor. Şimdi türküler derken, mesajlar derken, şimdi Ekrem abi ben evet. Şunu merak ediyorum. Yani sizin böyle güzel anlattığınız anılar vardır. Bir baklava olayı vardı. Şu baklava hikayesini bir anlatsak da seyircilerimiz de şu güzel türkü sıcaklığındaki sohbetin üzerine o baklava güzel gitmez mi? Şimdi ama hangi baklava yani? Hani tamam üç arkadaş biri oluyor da hani diyor ki yedi kat yedi kat altı. Ramazanlık gününde. He, Ramazanlık günde. Buradan gidiyor değil mi sesim şimdi? He, oradan gidiyor. Şimdi Ramazanlık bir günde böyle herkes oruç. Ramazanlık işte malum. Üç kafadar. İşte mahkemeye mi gidiyorlarmış? Köyden köye mi gidiyorlarmış? Bir eve misafir olmuşlar. Demek ki yolları uzakmış. Ki misafir olmuşlar. Ev sahibi çok cömertmiş böyle. Bayağı bir yemek yapmış yani. Çok yemek yapmış. Yemeklerin arkasında da bir tepsi baklava yapmış. Bu yavrular yemeği yemişler ama baklavaya da canları gitmiş fakat iyi doymuşlar. Karnları iyi doymuş. Ev sahibine demişler ki sen sahurda nasıl olsa bizi kaldıracaksın kardeşim demişler. Evet sen git yat. Sahurda bizi kaldırdığında biz baklavayı o zamana kadar yer yatarık demiş. Üçü. Ev sahibi de demiş siz bilirsiniz. Aha baklava aha siz ben gidiyorum demiş. Bu gitmiş aralarında demişler ki bu baklava üçümüze yetmez. Kim daha rahmani bir rüya görürse tek başına yesin. Ama rahmani olacak, şeytani olmayacak. Şimdi ikisi uyumuş. İkisi uyumuş. Bir tanesi çok kurnazmış, uyumamış. Bakmış Hüseyin yatıyor, Hasan da yatıyor. Kalkmış o baklavayı güzelce yemiş, yatmış. Öbür iki arkadaşın haberi yok bundan. Tabii sahurda ev sahibi gelmiş, kalkın işte sahur yiyeceksiniz. Ev sahibi işte içeri gidince demiş de o üçü, hadi bakayım anlatın rüyalarınızı. Hanginiz iki daha rahmani? Hani hep yalan söylüyorlar biliyor musun? Baklavayı ben yiyeyim diye. Biri demiş ki yedi kat gökyüzüne çıkmışsın rüyamda. Orada meleklerle yüzüyordum, geziyordum, uçuyordum. Son kata bir merdiven kaldıydı yani Allah'a yaklaşmaya. Keşke çağırmasaydı daha neler görecektim deyince o baklavayı demiş yiyen demiş ki. Bu çok mükemmel bir rüya demiş. Öbürü demiş ki hani o da baklavada payı var ya. Dur kardeşim bir de beni dinle demiş. Bir de sen anlat. Ben de yedi kat yerin altına inmişim. Orada sorgucu meleklerle cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme böyle seçim yapıyordum. Keşke uyanmasaydım deyince aba seninki daha üstün demiş. E sen ne gördün demişler. O rüyayı yorana. Ben ne göreceğim demiş. Biriniz yedi kat gökyüzüne çıktınız. Biriniz yedi kat yerin altına indiniz. Bunlar gecikecek diye kalktım baklavayı yedim demiş. İşte bu. Başka söze gerek yok. Yani birisi yedi kat yerin dibine inerken, birisi yedi kat yerin yükseğine geçerken diyor ki siz diyor geç kalacaktınız diyor. Ben de diyor Enes'i bunlar gecikecek diye kalktım demiş baklavayı yedim yani. Şimdi... Abi o zaman bunu güzel bir türküyle de bağlayalım. Güzel bir türküye bağlayalım. Gönlünden ne geçiyorsa. Thank you.